Bugüne kadar hem dünya borsalarında hem Türkiye'de hem dolarda hem onsta hem altının gram satış fiyatında yaşadıklarımızı bir çöküş olarak nitelememenizi tavsiye ediyorum. Bu aslına bakarsanız yaklaşan büyük depremin, büyük çöküşün öncü göstergeleri, öncü sarsıntıları olarak nitelendirilebilir ancak. Çünkü büyük bir dönüşümün arifesindeyiz ve bu dönüşümün yaşanabilmesi için büyük bir depreme, büyük bir çöküşe ihtiyaç var. Belki de her şeyin sıfırlanmasına ihtiyaç var. Yepyeni bir başlangıca ihtiyaç var. Bu nedenle de büyük bir çöküşten sonra ancak büyük bir dönüşüm gerçekleşebilecek sevgili dostlarım. Dönüşümle kastım dünyada bugüne kadar bildiğimiz tüm ezberlerin bozulması anlamına geliyor. Hem ekonomiyle ilgili ezberler, hem siyasetle ilgili, hem sosyolojiyle ilgili, hem nüfusla ilgili, hem dünya coğrafyasıyla ilgili, hem ulus devletlerle ilgili, hem dinlerle ilgili, aklınıza gelebilecek her şeyle ilgili büyük bir değişim fırtınası önümüzdeki günlerde yaşanacak. Ve bu fırtına öncesinde de biz önce çok sert bir ekonomik çöküşle karşı karşıya kalacağız sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın her yerinde her konuyla ilgili çöküşlerle karşı karşıya kalacağız. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Borsalarda büyük depremler yaşanacak. Özellikle teknoloji firmalarının olduğu endeksler çok hızlı yükselişler kaydedecek ama onun öncesinde büyük bir çöküşe hazır olacağız. Yani Nasdaq'ta dahil olmak üzere tüm borsalarda sert satışlar gelecek. Her şey darmadağın olacak öncelikle ve bunun sonrasında bir toparlanma süreci gelecek ama bu toparlanma içinde köklü değişikliklerin yapılması şart olacak. Bu değişiklikler nedir? Bunları detaylı bir şekilde sizlerle paylaşıyorum. Paylaşmaya devam edeceğim. Çok ayrıntılı videolar gelecek. Belki zincir videolar yapacağım sizlere. Bu dönüşüm artık kaçınılmaz sevgili dostlarım. Belki bu hastalık, bu pandemi, koronavirüs adını ne koyarsanız koyun bu işin bir başlangıç noktası oldu. Bu fitili ateşleyen bir bahane oldu. Ama sonuç itibariyle koronavirüs sonrasında dünya bir kez daha eskisi gibi olmayacak. Ne eğitim sistemi, ne sağlık sistemi, ne ekonomi dediğim gibi. Köklü ve büyük bir değişime uğrayacak. Evet sevgili dostlarım, isterseniz önce bir rakamlara göz atalım. Bugün de rakamlarda neler var? Bu rakamlar bize neyi ifade ediyor? Bu rakamlar çok hızlı hareketlere gebe mi? Biraz da onlardan bahsedelim. Öncelikle şunu söyleyeyim sizlere. Dolar 6.80 seviyesini gördü. Biliyorsunuz 6.80 bizim hedefimizde 6.80'i görecek demiştim. 6.60 seviyelerinde de artık 6.80 bizim için bir hedef olmaktan da çıktı. Bundan sonraki süreçte 7.20'yi konuşabiliriz artık demiştim. Nitekim bugün 6.80 seviyesi görüldü. Onun sonrasında geri geldi. 6.76-6.77 seviyesinde gidip geliyor. Muhtemelen 6.80 kolay bir direnç noktası olarak hızlı bir şekilde geçilecek ve sonrasında da biraz da panik hareketlerle birlikte hızlı bir şekilde 7.20 seviyesine gidebiliriz. Hızlı bir şekilde 7.20'ye gitmezsek arkadaşlar 6.95-6.80 aralığında yine klasik hareketlerini yapabilir dolar. Daha önce nerede yaptı bu hareketi? 5.60-5.80 aralığında yaptı biliyorsunuz. 5.95'te takıldı bir süre. Daha sonrasında 6.25-6 aralığında çok kısa gidip geldi. Daha sonrasında 6.25 çok hızlı bir şekilde kırdı ve 6.60 seviyesine geldi. 6.60'dan geri çekildi 6.46-6.60 yaptı. 6.46-6.60'da kendisine bir taban oluşturduktan sonra sıçradı ve şu anki 6.80 seviyesine geldi. Bundan sonraki süreçte de büyük ihtimalle 6.80'i bir taban haline getirecek ve buradan yapacağı sıçramayla kendisini 7 liranın üzerine atacak ve 7.20 hedefine gidecek gibi görünüyor. Diğer taraftan Euro Dolar paritesi bugün 1.07'yi gördü. Tekrar 1.08'in üzerine çıktı ama muhtemelen hatta büyük ihtimalle artık 1.08'in üzerinde tutunamayacak ve tekrar 1.07-1.06 seviyelerini zorlayacak. 1.06'yı kırması durumunda da 1.03'e kadar giden bir Euro Dolar paritesi görürüz ki bu da Euro'nun yükselişinin sınırlı kalmasını sağlar. Türk Lirası karşısında dolarla arasındaki makasın kapanmasını beraberinde getirir. Hatta dolar %2 oranında yükselirken Euro %0.5 oranında düşebilir. Böyle bir makas kapanması söz konusu olabilir ve bir sonraki aşamada Euro Dolar paritesi dolar Euro paritesine döndüğü zaman doların fiyatıyla Euro'nun fiyatı da Türkiye'de de yer değiştirebilir arkadaşlar. Tabii herkesin merak ettiği
ciddi altın meselesi var. Altında da söylediğimiz gibi 1660'ı zorlayan bir altın fiyatı var. Vadelilerde 1660 zaten geçti. Altının ons fiyatı şu anda da 1649 seviyesinde. Büyük ihtimalle bugün 1660'da zorlayabilir. 1660'ın üzerinde tutunursa da 1700'ü bir kez daha zorlayacaktır. Özellikle yurt dışından gelen haberlerle birlikte, uluslararası piyasalardan gelen haberlerle birlikte de hızlı yükselişini devam ettirecektir. Bakın Avrupa batıyoruz, çöküyoruz. Artık bize 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan Marshall yardımları gibi yardım yapın diyorlar. Amerika'dan yardım paketi istiyorlar. O kadar ayağa düşmüş durumdalar. Diğer taraftan eğer bu yardımlar gelmezse Avrupa Birliği dağılabilir diyorlar. Herkes kendi başının çaresine bakabilir diyorlar. Ulusal bankalar devreye girsin diyorlar. Özellikle Almanya'ya buradan mesaj gönderiyorlar. Yani Almanya Merkez Bankası bir şekilde ne yapsın etsin tüm Avrupa Birliği'nin sorunlarını çözsün diyorlar ama bu da mümkün değil. Doğal olarak geçtiğimiz günlerde yine sizlere yaptığım bir videoda bahsettiğim Avrupa Birliği dağılır mı konusunun altı yavaş yavaş Avrupa'dan da çizilmeye başlandı. Avrupa Birliği'ndeki pek çok temsilci bu konuyu dile getiriyor. Avrupa Birliği'nin her an dağılabileceğini söylüyor. Acil yardıma ihtiyaçlarının olduğunu söylüyor. Hastalığın iyiden iyi kendilerini vurduklarını söylüyor ve hastanelerin tıka basa olduğunu söylüyor. Ekonomilerinin çöktüğünü söylüyorlar ve bu iş daha da sürerse işin içinden çıkılamaz bir hal alacağını söylüyorlar. Doğal olarak Avrupa bu işte bayağı sıkıntılı gibi görünüyor ve bu sıkıntıların yansımalarını daha görmüş değiliz arkadaşlar. Ne zaman göreceğiz? Yakın zaman içerisinde göreceğiz ve işte o büyük ekonomik çöküşünde ilk sinyali olacak. Yani bugüne kadar işte borsalarda yaşadığımız o %5'lik hatta %10'luk düşüşler falan öncü sarsıntılardı. Bir kez daha altın çizerek söylüyorum. Ya olur mu öyle şey falan diyenler, çok büyük rakamlar bunlar falan diyenler olabilir ama o büyük rakamları artık her gün rutin bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Esas sarsıntı, esas yıkım değil. Bu yıkım geldiğinde tüm borsalar yerle bir olacaklar. Türkiye'de dahil buna. Evet, yerle bir olacaklar ve bu yıkım sonrasında da işte ekonomik krizin adı konulmuş olacak. Tüm dünyada, küresel çapta ve Türkiye'de. Peki bu yıkım beraberinde neyi getirecek? Bu yıkım beraberinde sadece borsalardaki çöküşü değil, tüm para piyasalarındaki ciddi hareketleri de beraberinde getirecek. Keza petrol fiyatları biliyorsunuz OPEC ülkeleri bir araya gelecek, arzı arttıracak iddialarıyla birlikte hızlı yükselmişti. Ama OPEC ülkeleri fiyat düşürmeye devam ediyorlar. Ciddi iskontolar, indirimler de söz konusu. Bir an önce ellerindeki malı çıkartmaya çalışıyorlar çünkü depoları dolmuş durumda. Şimdi bu saatten sonra artık yeni depolama yapmak çok ciddi maliyet anlamına geliyor. O nedenle buldukları en uygun fiyatlarla satmaya çalışıyorlar. Satabildikleri yere kadar satacaklar. Baktılar ki işin içinden çıkamıyorlar. Üretimi durdurma kararı alacaklar. Üretimi durdurduklarında zaten krizin boyutu çok daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Bu petrol fiyatlarının yükselmesini beraberinde getirmeyecek. Petrol fiyatlarının yerle bir olmasını beraberinde getirecek arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ya üretim durunca nasıl fiyatlar yerle bir oluyor? Gayet basit. Aynı balina yağı gibi. Bir dönemin çok önemli bir enerji kaynağı olan bütün Avrupa ülkelerinde neredeyse yok satan, fiyatları çok hızlı yükselen o dönem ve balinaların neredeyse neslini tüketmeye kadar işi vardıran süreç petrolün bulunmasıyla son bulmuştu biliyorsunuz. Şimdi de dünya başka bir tarafa doğru gidiyor. Elektrik enerjisine yöneliyor ve elektrik enerjisinde güneş kaynağıyla yani yenilenebilir kaynaklarla üretmeyi planlıyor. Bunu çok daha efektif bir hale getirmeye başladılar. Yine çok önemli bir konu. Elektrik enerjisini artık tüm fabrikalarda ve ulaşım sanayinde kullanma ihtimalleri artıyor. Yine yeni dünya düzeninde büyük ihtimalle özel araçlar olmayacak. İnsanlar şoförsüz araçlarla seyahat edecekler ve toplu ulaşım daha da hayatımızın bir parçası haline gelecek. Hatta şehirlerden özel araç trafiğinin tamamen kaldırılması falan planlanıyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Doğal olarak ulaşımda petrolün bir önemi kalmayacak. Elektrikli araçların gelmesiyle, mazotun, benzinin yerini almasıyla birlikte. Sanayide de elektrik çok daha efektif bir şekilde kullanılmaya başlanırsa ve bununla ilgili de çok ciddi çalışmalar var. Karanlık fabrikalar iyiden iyiye devreye sokulabilirse petrol, balina yağı gibi atıl bir enerji kaynağı oluverecek ve hayatımızdan tamamen çıkacak. Ki çıksın da zaten. Niye çıksın? Sonuç itibarıyla petrol büyük bir adaletsizliği beraberinde getiriyor ve bu adaletsizlik nedeniyle dünyada son 100 yıl içerisinde çok fazla insan hayatını kaybetmiş durumda. Ülkeler karışıyor vesaire. Orta Doğu'nun geldiği durum ortada. Büyük değişim öncesinde petrolde de büyük bir çöküşü göreceğiz. Bunu da unutmayın, bir tarafa kaydedin arkadaşlar. Geleneksel olan, petrole bağlı olan
çalışan pek çok sanayi kuruluşu, markası da yok olmayla yüz yüze gelecek. Tesla gibi ya da yüksek teknoloji üreten Microsoft gibi, Apple gibi ya da Amazon gibi pek çok firma ön plana çıkarken geleneksel firmalar hızlı bir şekilde yok olacak ya da büyük bir değişim içine girmek zorunda kalacaklar. Bu değişime bir şekilde ayak uydurmak zorunda kalacaklar. İşte bu süreçte ciddi çöküşler yaşanacak. Mecburen yaşanacak. Borsalar çökecek. Petrol fiyatları yerle bir olacak. Euro bu Avrupa'daki yaşananlardan dolayı pul olacak. Çok ciddi değer kaybedecek. Dolar yükselişini hızlı bir şekilde devam ettirecek. Çünkü teknolojiye sahip olan hakim bir ülkeden bahsediyoruz. Amerika'dan bahsediyoruz. Kim ne derse desin Amerika bu işten güçlenerek çıkacak. Çünkü tüm teknolojiyi ve internet altyapısını elinde tutuyor. Bilişim altyapısını elinde tutuyor. Çin bu işten çok güçlenerek çıkacak. Rusya bu işte kritik olan ülkelerden birisi. Teknolojik manada kendisini geliştirmezse, işi sadece Arap ülkeleri gibi petrole bağlarsa çok sıkıntılarla karşı karşıya kalabilir. Ama eğer ki kendisini teknoloji anlamında da geliştirirse, internet anlamında da geliştirirse orada da işler yolunda gidecek gibi görünüyor. Ve doğal olarak da bu kriz ortamı altın fiyatlarının da sert yükselişini beraberinde getirecek. Önümüzdeki süreçte altın daha da değerlenecek. 2000-2500 aralığında bir altın ons fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dolar çok değerli bir para birimi haline gelecek ve doğal olarak dolar fiyatının yükselişi, altının onsunun yükselişi gram altın fiyatını da hızlı bir şekilde yukarıya atacak. Dolar düşer mi? Dolar düşse 6.65 seviyesine kadar düşer bu saatten sonra. O da hani bir geri çekilme, son bir geri çekilme yaşatmak adına, ama onu da sanmıyorum. Diyelim ki 6.65'e çekildi. Daha sonrasında tekrar 6.80'in üzerine atar kendisini. 6.80'in üzerinde tutunduğu sürece 7.20 yeni hedef olacaktır ve 7.20 de çok hızlı bir şekilde görülecek Türkiye'de. 7.20'lik dolar fiyatı yanına bir de 1660'ın üzerindeki bir altın ons fiyatı, hatta 1720'nin 1740'ın üzerindeki bir altın ons fiyatını koyarsak da neredeyse 400 liralık bir altın fiyatıyla karşı karşıya olacağız. Ama bizim hedefimiz hala 380 lira şu anda. 380 lira büyük ihtimalle kısa vadede görülecek. Zaten neredeyse 360 liraya gelmiş bir gram altın fiyatı var. 300 lira olacak, 280 lira olacak, 200 lira olacak diyenler vardı. Artık kafaları nereden nereye vururlar onu da bilmiyorum. Ona da kendileri karar versin diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlarım, dünyadaki gelişmeler bu şekilde. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Dünya büyük bir dönüşüme gebe ve bu dönüşüm öncesinde de büyük bir ekonomik çöküş yaşanacak. Bu kaçınılmaz bir durum. Bunun yaşanması olmazsa olmaz bir durum. Onun için bu yaşanacak, ama daha sonrasında büyük ihtimalle bu dönüşümle birlikte en azından gelecek nesil bizim yaşadığımız bu sıkıntıları yaşamayacak. Çok daha konforlu, çok daha güzel, çok daha bilime ve teknolojiye dayalı, çok daha doğa ve çevreye dayalı bir dünyayı uzun süre yaşama fırsatına sahip olacaklar. Umarım biz de o günleri görebiliriz diye düşünüyorum. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın, kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ihmal etmeyin, yorumlarınızı bekliyorum. Bildirimlerinizi mutlaka açın ve eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Ayrıca katıl butonuna basarak bizlere destek de olabilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.